Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi veşhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir diğer hadisi şudur. Arz etmiştim ilk dersimde, bu Zat Gümüşhaneli Hazretleri harf sırasına göre hadisin ilk kelimesini böyle sıralayaraktan hadise alıyor. Hep ahiru ahiru gidiyor. Bir süre böyle gidecek. Bir diğer hadis. Ahiru karyetin min kural İslam haraben el Medine. Tirmizi hadisi. İslam şehirlerinden, beldelerinden son yıkılacak, harap olacak olan şehir Medine'dir diyor. Medine'dir. Başka hadisler var. Ahir zamanda iman Medine'ye yılanın deliğine girdiği gibi girecek diye. Hatta bu hadisi Yavuz yazdırmış. Orada var. Ravza-i Mudahhare'ye giriş çıkış kıble tarafında onun kemerinde var. Ahir zamanda iman Medine'ye yılanın deliğine girdiği gibi girecek hadisini yazmış oraya. Dedelerimiz, atalarımız yazmış. Hatta bir sütunda da şunu ben görmüştüm. Ravza-i Mudahhare'nin içinde şükrünü eda mümkün mü Allah'ım? Oralar tamir etmişler, hizmet götürmüşler. Sütuna yazmış Osmanlı padişahlarından birisi, şükrünü eda mümkün mü Allah'ım? Ne kadar güzel cümle. Cenab-ı Hakk'a şükrediyor. Bunu yaptık ama diyor gene de senin bize verdiğin lütfa cevap vermiş olmuyoruz diyor. Öyle söylüyor. Şimdi bu Medine-i Münevvere eskiden sulak bir yer, mümbit bir yer, cazip bir yer ve de çok Yahudi var orada. Mümbit toprak olduğu için Yahudiler var. Yemen hükümdarlarından birisi gelmiş oraya. Her tarafı yakmış yıkmış. Medine'yi de yakıp yıkacak. Peygamberimizin gelmesinden yüzlerce sene evvel oluyor bu iş. Yahudiler demişler ki yakıp yıkacak. Tabi tarlaları mahvolacak. Dükkanları, mağazaları mahvolacak. Evleri yıkılacak. Demişler ki Yahudiler, Tevrat'ta yazıyor. Buraya ahir zamanda bir peygamber gelecek. Eğer sen bu şehire kötülük edersen saltanatın yıkılır, son bulur, başına bela gelir. Dokunma bu şehre. Adam da bunu kabul etmiş. Ellememiş Medine'yi. Bir de mektup yazmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere teşriflerinde Ebu Eyyub'ul Ensar'ın evinde kalmış. İstanbul'da yatıyor. İstanbullular için can kurtaran simididir. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki benim ashabım gittiği yerlerdeki insanların mahşerde imamlarıdır. İstanbulluların imamı Ebu Eyyub'ul Ensari olacak. Koruyacak onları. Anadolu'da bunlar eksik değil. Çok var elhamdülillah. Mesela Kilis'te Şurahbil bin Hasen'i var. Ben de ziyaret ettim. Başka yerde Erzurum'da Abdurrahman Gazi var. Çok var böyle sahabe-i kiramlı. İstanbul'da çok sahabi var. Bunlar gittikleri yerlerde oranın ahalisinin imamı olacaklar. Onları himaye edecekler, koruyacaklar diyor. Şimdi Ebu Eyyub'ul Ensari işte o adamın mektup verdiği sülaleden gelen adammış. Mektup peygamberimize kadar gelmiş. O kralın, Yemen kralının mektubu oraya kadar gelmiş. Medine eskiden beri mamur, peygamberimiz gelmeden evvel adı Yesrib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelince aslında Medine şehir demek Arapçada. El Medine denince
Efendimizin yattığı, kabri saadetin olduğu şehir anlaşılıyor. Bunu diğer şehirlerden ayırmak için biz ne diyoruz? Medine-i Münevvera, nurlu şehir diyoruz. Medine-i Münevvera, en son tahrip olacak. Kıyamete yakın, kıyametin kopması sur üflem, İsrafil Aleyhisselam suruyla olacak. Bütün her şey yıkılacak. Şimdi ona dair hadis okuyacağız. Bundan sonra da hadis var. Evet, diyor ki son yıkılacak İslam şehri Medine'dir. Medine'dir. Tirmizi Ebu Hureyre'den nakletmiş. Efendim şimdi Medine'ye gidelim öyleyse. Denebilecek tabii dersiniz. İnsanlar der yıkılmayacağına, en son yıkılacağına göre. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Medine'ye giderseniz güzel. Kabe'ye giderseniz güzel. Ama Kabe, Medine herhangi bir şehir gibi değil. Mesela Kabe'de bir hata yapsanız 100.000 hata oluyor. Bir iyilik yapsanız 100.000 iyilik oluyor. Medine'de bir hata yapsanız 1.000 hata oluyor. İyilik yapsanız 1.000 iyilik oluyor. Yani orası usulüne göre hareket etmezsen iflas eder gelirsin. Ama bilgili, bilinçli, usulünü bilirsen ihya olursun. Güzel bir yer. Orada ölenlere peygamber şehadet edecek, şahitlik edecek, şefaat edecek. Fakat bilmezsen kadrini, zaten diyor ki Medine demirin pasını körük çıkardığı gibi Medine'de diyor benim şehrim Medine'deki yaramaz adamları dışarı atar diyor. Adam senelerce kalıyor orada. Sonra bir bakıyorsun şu oluyor bu oluyor dışarı çıkarıveriyorlar. Dışarı çıkarıveriyorlar. Yani oradan dışarıda ölenler kötüdür falan demek istemiyorum. Ama böyle bir hadis var. Adam 20 sene kalmış orada. Türkiye'ye gelmiş. Demiş ölürüm kalırım son defa bir akramı eşim dostumu ziyaret edeyim. Gelmiş geldiği yerde kalmış. Ben şehri söylemiyorum şimdi. Olan bir vaka bu. Şimdi şuralılar kötüledi anlamına gelmesin diye. Gelmiş 20 sene hiç çıkmamışlar. Ölü versem burada öleyim diye. Medine'de ölmenin şeyi var çünkü. Faydası var. Bir helalleşem diye geldiği şehirde kalıvermiş. Yine Medine'de ölmek nasip olmamış. Medine böyle güzel bir yer. Allah tüm ümmeti Muhammed'e mağfiretiyle, merhametiyle muamele eylesin. Son tahrip olacak, harap olacak şehir. Öyle. Öyle diyor. Ama oraya heves edenler usulünü bilmeli. Para kazanmaya başlayınca camiyi falan bırakıvermemeli. Öyle adamlar var. Buradan yana yakıla gidiyor. Ah Medine, ah peygamber diye. Bir de bakıyorsun ezan okunuyor, camiye gitmiyor. Para kazanmak daha tatlı geliyor. Böyle olmamalı. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Sonuna bakmalı. Ya Allah bizi ıslah etsin. Hepimize kamil iman nasip etsin. Medine hakkında bu hadisle ilgili bunları söyleyeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizin imanını kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü uzun eylesin. Rızkımızı helalinden bol eylesin. Cenab-ı Hak bizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerini yerine getiren, yüzü nurlu olan insanlardan eylesin. Amin.